Gastro Nazar ve Emre Bağo'nun sunduğu Aydınlı Geceler devam ediyor. Kar gider yavaş yavaş. Ömür ne ki su misali. Akar gider yavaş yavaş. Görmez gözler, tutmaz dizler. Saçta aklar yavaş yavaş. Kabre doğru yavaş yavaş. Görmez gözler, tutmaz dizler. Saçta aklar yavaş yavaş. Kabre doğru yavaş yavaş. Ağla gözlerim ağla, ağla günahlarıma, ağla isyanlarıma. Ağla gözlerim. Topraklar geldi başıma. Işıklar söndü etrafımda. Topraklar geldi başıma. Işıklar söndü etrafımda.
hesap kitap sorular. Affet beni sen Allah'ım, merhamet eyle sen Allah'ım. Hesap kitap sorular. Affet beni sen Allah'ım, merhamet eyle sen Allah'ım. Ağla gözlerim ağla, ağla günahlarım ay. Boşa geçen zamana ağla gözlerim ağla, ağla günahlarım ay. Boşa geçen zamana ağla gözlerim ağla, ağla günahlarıma, boşa geçen zamana. Allah razı olsun. Metin kardeşim, ne yaptın böyle ya? Vallahi tamam, böyle ortalığı. Allah razı olsun hepimize. Ali kardeşimize de çok teşekkür ederim bu arada. Zaten Ali kardeşimize ben sonsuz teşekkür ediyorum. O benim canım. Tabii bir de amcası var, Yaşar kardeşim. Onu da geçen hafta beraberdik. Allah razı olsun. Bir o geliyor, bir aslında biz müzisyen olarak güçlü bir ekibe sahibiz. Fakat biliyorsun hafta içi olduğu için herkes çalışıyor. İşte ancak böyle fırsat bulduğunca kardeşlerimiz geliyor. Ama bundan sonraki haftalarda biraz ekibi çoğaltacağız. İnşallah. Şöyle bir muhteşem İnşallah. Biraz daha ilahiye yoğun vereceğiz. İnşallah, çünkü son iki haftaya giriyoruz. Onun evet. için 3 ay Metin kardeşim diyor ki bana telefonla ki yani Metin dedi 3 ay bitti diyor. Evet. Onun için vallahi ömür çok hızlı gidiyor. Onun evet, için ağla gözlerim ağla. Evet. Ağla gözlerim ağla. Ben biraz önceki okuduğum kardeşim şiirini evet. özellikle tabii ki Güler Tunç hanımefendiye selamlar olsun. Ailesine selamlar olsun. Ona okumuştu tabii. Ama İmdat Aydın. Evet. O hakikaten tabii bu çok ciddi bir kardeşlik, ciddi bir bağları vardı. Onun için Mevlam ikisini ayırdı. Evet. Onun için Allah gani gani rahmet eylesin Veysel Anladım. Abimize, Veysel evet. Aydın abimize. Onunla da aslında bir, onlarla ilgili şiirim var. Yani evet. Veysel abime atfen bir şiirim var. İnşallah başka bir programlarda okuruz diyorum. Evet, onun için Veysel abimin cenazesine gitmiştim buradan. Buradaydık. İşe giderken sabah iş kazası, yani işe giderken yolda yoldu evet. bir havada kayıp şey yaptı. Buradan gitmiştik, defnedip tekrar geri gelmiştik. Herkes üzüldü çünkü Veysel abi herkes seviyordu. Yani hocam işte bak orayı güzel söylediniz. Evet. Önemli olan öldükten sonra işte bizim gibi burada canlı yayında ve herhangi bir mekanda, mevkide, bir makamda öyle insanları anmak. Evet. Niye? Onlar ne diyoruz? Çok iyi bir insandı. Evet. Bunu herkes, yani ekranları başında bizi izleyen, onu tanıyan işte buradan Kasra'da değil mi? Evet. Kasra'daki kardeşlerimiz, evlatları, evet. akrabaları olarak bizler. Hı-hı. O kadar memnunluk ki hani tabiri caizse çok özür dilerim. Evet. Ensesine vur, ekmeğini al gibi öyle bir insandı. Ya öyle bir güzelliği vardı ki biz Fransa'ya giderken ona uğramadan yetmezdik. Gece 12-1 olsa ziline basardık yani. Zaten şansın yok. Evet. Yani duysa ki evet. oradan geçmiş zekayı veya evet. işte ben tabii çok uzağım da evet. oradan geçtiğini duyduğu zaman bitti senin işin. Evet. Yani Allah sitem eder neden bana uğramadınız. Evet. Öyle samimi bir akraba, Kim samimi mi? Bir amcaoğlu. Allah gani gani rahmet Amin. Eylesin. Çok rabbal olsun. Rabbim yani en güzel yer neresi? Cennet. Evet. Cennetini nasip eylesin diyoruz. Amin. 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 Hocam şimdi tabii ki bu güzel latifeler, güzel bunlar şeyler. Allah herkesten razı olsun diyoruz. Böyle insanlar varken zaten sırtımız yere gelmiyor. Evet. Yoksa kötü insanı kimse anmıyor niyeyse. Evet. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum.
Yani duyduklarımdan da kötü insanın ismini isterse ne olursa olsun bir başka çocuğa vermiyorlar. Aynen öyle. Belki oradan huy kapar diye. Aynen. Yani gerçekten yani ne olmak evet. lazım? O zaman çok iyi insan çok iyi insan olamayız da. Evet. Hani olabildiğimiz kadar. O yolda yani, olabilmek. Olabilmek. Yani çabalamak, işte yani. Zararsız olmak, yardımsever, hayır eli uzatabilen, birine bir el uzatabilen, bir evet. el uzatan yok mu? Böyle bir şiirim vardı benim. Evet. Engelli kardeşlerim için yazmıştım o şiiri. Yani bir el uzatan ol. Ne olur yani? Evet. Bu devirme yani şişeleri, camları, bardakları devirme. Evet. Düzleyen ol, yapan ol, yapıcı ol ki herkes seni sevsin. Böyle güzel bir canlı yayında da bir mesela şu anda belki de binlerce bizi, milyonlarca insan izliyor. Hani de 70 milyon izliyor. Biz evet. abi 140 milyon izliyor diyelim. Evet. Onlar şimdi bu anda, şu anda hem ölmüşlerimize rahmet okuyorlar hem evet. de bu Veysel abimize Allah rahmet eylesin diyorlar. Şu, belki evet. de Fatih Okan var. Zaten Fatih'e bizim için bir ölü cenaze, mezarlık evet. gördüğümüz zaman da otomatiğe bağlayan bir sistemimiz evet. var. Onun için Allah güzel işler yapanlardan razı olsun. Abi, kötü evet. iş yapanlara da Allah'ın ihsan eylesin diyoruz. Abi. Hocam bir soru. Evet. Çok önemli bir soru. Bu camilerimizde oldukça yaygın yapılan bir şey. Hı-hı. Vakit namazlarında veya namazlarda sünnetle farz arasında konuşmak, evet. yemek yemek, su içmek, şakalaşmak gibi dünyevi bir iş yapmanın evet. bir sakıncası var mıdır? Evet. Birisi farz namaz, öbürüsü de sünnet namaz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyoruz. Yani cami adapları var. Bundan birkaç önceki programımızda birisi sormuştu. Camiye giderken kimin huzuruna gittiğimizi bir kere bilmemiz lazım. Gittiğimizde de ezan okunuyorsa, ayaktaysak hemen oturmamız gerekiyor. Aksi takdirde konsantremizi dağıtmış olabiliriz. Camiye gittiğimizde ne yapalım? Güzelce hemen dizüstü, huşulu bir şekilde yönümüz kıbleye gelecek bir şekilde oturalım. Müezzin efendiyi dinleyelim. Ezan okunduktan sonra diyelim ki öğle namazına gittik. Öğle namazının ilk önce sünneti var. Ne yapacağız? Sünnetini kılacağız. Sünnetini kıldıktan sonra zaten çok bir ara yok orada. Ne yapılıyor? Kamet getirilip farza gidiyor. İşte o kamet arasında dünyevi olan, yani kulu Allah'tan koparan şakalar, işte ne bileyim yeme içme, ama zararı olursa olur. Mesela akşam namazına bazen ne yapıyoruz? Ezan okunuyor. Bir hurma alıp ezan öyle duruyoruz. Niye? Orucumuz açıyor ve bir bardak su içiyoruz. Ama bunlar, Ramazan'la ilgili Ramazan'la değil mi ilgili. Hocam? Yani bunlar istisnalar ama keyfi olarak çok özür dilerim hocam. Mesela diyelim ki çok açım. Evet. Akşam namazı geçiyor. Çünkü evet. biliyorsun kısa bir zaman. Akşam namazı geçiyor. O arada hani açlık namazdayken aklıma gelir diye düşüncesiyle bir şey yemek olabilir mi? Yani? Zaten bizim fıkıh şeyimizde var. Diyor ki sofra hazır olunca önce yemek sonra namaz. Neden? Çünkü sofra hazırken namaza durduğun zaman beyin, mide hepsi ne yapacak? Ondan meşgul olacak. Namazda huşu olmayacak. Ama bu akşam namazı için söyledim ben bunu özellikle. Yok yok, bu genel bir kaydı. Tamam. Sadece Ramazan da kapsamıyor. Yani sofra hazır olduğu an önce yemek sonra namaz. Tabi orada dikkat edecek bir şey daha var. Nedir? Eğer namazın vakti varsa, bir çıkıyorsa o zaman ne yapacaksın? Namazı anladım. Eda etmiş İnşallah olacağız. Soruyu soran kardeşim bizi izliyormuş. Evet. İnşallah sorunun cevabını almıştır. İnşallah. Bir de hocam şöyle bir soru var. Hemen bir orada şunu da söyleyeyim yapalım. Araya gireyim. Buyur. Mesela sabah namazını bazen evde kılıp camiye gidiyorlar. O arada bile deniliyor ki çok böyle dikkatli, huşulu bir şekilde kimseye böyle selam vermeden, huşuyu dağıtmadan hızlı bir şey, hızlı zaten namaza koşmak caiz değil. Kerahati var onun. Konsantreni yaparak direkt camiye gidiyorsun ve farza yetişiyorsun. Veya işte artık orada bir zaman varsa oturup Kur'an okuyorsa Kur'an'ı dinliyorsun. O zamanla bile boş lafı yapılmasını uygun görürler. Yani hocam diyorsunuz ki sünnet namazını kıldık evde. Evet. Camiye gidene kadar evet. o aradaki bağı koparmayalım. Evet. Yani o hani ikisini birbirine bağlayacağız. Yani evet. sünnet biliyorsun hani öyle söylerler. Farza hazırlık. Evet. Yani sizi hazırlıyor o atmosfere diyelim evet. o farza. O bağı koparmamak. Aynen. Yani oradaki dünya kelam. Yani tabii ki zaruretin dışında olan bir şey olur. Tabii ki zaruret oldum yapacaksın. Yani yapacaksın. Bir şey yoktur. Yani bunlar dünyevi şeyler dediği yani boş şeyler işte şakalaşıyorsun ne bileyim işte karnın acıdığı şey oradan bir şeye uzanıyorsun laubalilik yapıyorsun bunlarla arayı bozmamak lazım yoksa mesela evde namaz kılıyorsun ona da misal verelim sünneti kıldın tezgahta bir şey var alıp yesem işte farza devam etsem olur mu? Hiçbir şey olmaz yani namazının bozulmaz bir şey olmaz günah da işlemiş olmazsın ama mideyle Rabbe olan bağı ayırt etmen lazım. Yani Rabbe döndüğün an bazı şeylerden kopman lazım. Evet hocam. Allah razı olsun Allah hocam. Razı olsun. Hocam ezan okunurken konuşmak. Evet.
sohbet yapmak, ikisi de aynı tam anlamda. Hı-hı. Veya Kur'an okumak caiz mi? Mesela ezan okunuyor, hı-hı, biz camide Kur'an, hı-hı, okuyoruz. Veya dışarıda işte ezan okunuyor, biz, hı-hı, birbirimizle konuşuyoruz. Maalesef ki bunu çok yere de yanlış yapıyoruz. Cuma günü bizim insanımız elinde sigara, kapının önünde, çay bahçesinin orada durur, ezan okunur. Hala daha sigarayı elinden atmamış. Oysa ki bu çok çirkin. Yani kitaplara bile geçmiş, sigara olarak da geçmiş ki hani ezan okunuyor, hala elinde sigara içiyor. Onun için ezan okununca eğer ayaktaysa oturacağız, güzel bir şekilde edeple dinleyeceğiz. Dünya kelamını şey yapıp kendimiz de içimizden tekrar edeceğiz ezanı. Huşulu bir şekilde. Orada bir şeye dikkat çekmek isterim. Sohbet dediğimiz o vaaz meselelerini anlıyorlar. Şimdi kürsüde hoca efendi vaaz ediyor. Ezan okunuyorsa anlamında. İşte orada bazıları hoca efendiler keser ezan dinler devam eder. Bazıları devam eder. Veyahut da aşırı şerif okuyor. O arada ezan okundu. Kur'an okunup devam edilebilir. Hiç bir mahsur yok. Ama orada dünya kelamı yani boş işler, şakalaşmak, labali davranmak, ezanı dinleme, ezana eşlik etmemek gibi şey. Çünkü ezanda çağrılar var. Ne var? Allahu Ekber, Allah'ın büyüklüğünü söylüyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet. Şehadet var. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, peygamberi tasdik var. Ondan sonra çağrı var. Hayal as-salah, hadin namaza, hayal el-felah, haydin kurtuluşa. Kurtuluşa. As-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan daha önemlidir. Evet. Hepsi bunların nedir? Çağrı yani. Tevhid var, kelime-i şehadet var. Bir de ezan bizim nişanımız olmuş. Ne gibi? Hangi ülkede okuyorsa o ülkenin İslami, orada İslam'ın yaşandığı anlamına geliyor. Yani bizim bir de sembolik bağımız, çağrımız diyen yani Türkiye'de ezanlar bangır bangır okunur. Buradan izine gidince minarelerden okunur, eve gelir. Ne demektir bu? Orada bir hürriyet var, orada bir Müslüman var. En azından Müslüman yaşıyor. Müslüman yaşıyor o anda. Buralarda da okunuyor. Birçok camilerde belediyeden izin alınmış. Hocam ben şöyle buna bir katkıda bulunayım. Metin kardeşim de tabii biliyor bunları. Kenya'ya gittim ben. Evet. Yazın o sıcakta. Tabii ki çok uzun bir yol. Uçakla 12 saat falan gitmiştik. Orada ezan sesini duyduğum zaman da o kadar duygulandım ki. Dünyanın öte ucu. Yani dedim ki evet, İşte Müslümanlar burada da var. Yani bir yerde Müslümanların varlığını ispatlayan bir şeydir yani. Evet. Öyle onun bir sembol. Hatta yani ezanın orijinali Arapça biliyorsun. Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. O okunu okunu artık her ülkede benimsenmiş. Bizim Türkiye'deki hacılar efendim haca gittiklerinde esprisini yapıyorlar. İşte ezanı duyunca işte ezan Türkçe okunuyor şeklinde zannediyor. Oysa ki okunu okunu artık her dilin ortak şeyi olmuş. Yani her ülkenin, her ırkın ortak bir sembolü olmuş ezan. Evet hocam, geçen hafta el yapımı baklava yemiştik. Evet. Hatırlıyorsunuz. Evet. Tabii kardeşlerim de onu geçen hafta söyleyemedik. Çünkü o dakikada o da benim kayınvalidem. Evet. Ellerinden öpüyoruz bütün annelerin, kayınvalideleri. Lezzetli yapmış. Ellerine sağlık. Gayet güzel. Şu anda biz buraya gelirken o uçuyordu. Öyle mi? Ki havada selam gönderemedik. Çekmemiş televizyon. Evet. Onun için buna da oradan kayınvalideme teşekkür ediyorum. Ellerinden öperim. Allah razı olsun. Bir de Osman Eskoç kardeşimize. O da benim çok sevdiğim bir kardeşim, evet, bir arkadaşım. O da küçük bir de katkıda bulunduğu için ona da buradan teşekkür ediyorum. Allah ondan da razı olsun. Hocam kısa böyle bir ilahi. Ondan sonra devam edeceğiz. İnşallah. Omuzum da sevda yükü. Yollarda seni aradım. Beste beste, türkü türkü, tellerle seni aradım. Hocam en sevdiğim eserlerden bir tanesi. Hadi dinleyelim. Hadi Ali kardeşim. Omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste, türkü türkü, tellerde, tellerde seni aradım. Omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste, türkü türkü, teller
nerede seni aradım. Beste beste türkü türkü tellerde seni aradım. Aradım ya Resulallah, seni telde aradım. Dalın yaprağında öten bülbül kuşta aradım. Aradım, aradım seni. Hasretin gözümde tüter. Yorulup demedim yeter. Hasretin gözümde tüter. Leyla'dan Mecnun'dan beter. Çöllerde seni aradım. Leyla'dan Mecnun'dan beter. Çöllerde seni aradım. Aradım seni, aradım, çölde aradım. Dağda aradım, taşta aradım. Bahçam çiçek, bağım gazel. Birleşir, ebetle ezel. Ayırmadım ya Rab, çirkin ile güzel. Kullar da seni aradı, kullar da seni aradı. Bahçam çiçek, bağım gazel. Birleşir ebetle ezel. Bahçam çiçek, bağım gazel. Birleşir ebetle ezel. Ayırmadım çirkin güzel. Kullarda seni aradım. Ayırmadım çirkin güzel. Kullarda seni aradım. Ağzına yüreğine sağlık hocam. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz, gönüldaşlarımız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden seven ümmet, Allah'ın kulları. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İşaretler geliyor. Onun için Metin kardeşim şöyle son cümleni alayım. Evet. Hazır olsun yedektedirse o. Eyvallah. Ben öncelikle şahsım adına beni buraya kadar davet ettiğiniz için sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah sizlerin yapacağınız işlerinde, hayır işlerinde daim kılsın inşallah. Amin. Allah razı olsun. Ben de aynı dilekleri size sunuyorum. Allah razı olsun. Ayrıca Kanal Avrupa'ya da birçok kez bizlere de buraya kapısını açan stüdyoya da çok teşekkür ederim. Bizleri izleyen, ilk başta ailem olmak üzere 2014 yılında hacda beraber olduğumuz hacı arkadaşlarımız, kardeşlerimize, Hollanda'da bizleri şu anda izleyen Sebahattin Uçar hocamız, ayrıca 28'inde Türkiye'ye gideceğimiz ikinci albüm okuyacağımız, Allah hayır eylesin. Allah razı olsun. Bundan da bunun şeysini söyleyeyim dedim. Şenol hocamıza, stüdyo şefimize, artı Engin Titiz abime ve bizleri izleyen tüm gönüldaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Yani bizi nerede, evet, kim izliyorsa evet, herkese saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Alo. Alo. Fahrettin Güneş. Allah yakaladı. Ya dedim tebrik etmek istedim Resul abi. Aynı şeyde Metin kardeşimizi de gördüm. Dedim ikinize de bir selam verim. Hocamıza da çok selam ediyorum abim. Aleykümselam. Baş tacısın hocam. Ben zaten programı kapatıyorsunuz gördüm. Dedim bir selam vereyim, bir tebrik edeyim abimi. Çok güzel gidiyor. Saygı sevgilerimi de öptüm. Abi, Fahrettin abi vallahi dilim durdu. Abi seni seviyorum. Seni sonsuza kadar seveceğim. Sağ ol.
Tam bundan Allah iki hafta öncesinde Fahrettin abiyle beraberdik. Öyle mi? İnşallah. Tekrar haydi yayınlar. Abi öpürüz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocama da selamlar. Aleykümselam. Kardeşim herkese selamlar. Aleykümselam. Başın efendim. Selam. Geceniz hayır olsun efendim. Aydınlık gecelerde kal Fahrettin abi. Sağ ol abim. Sağ ol. Abi teşekkür ediyorum. Fahrettin abinin ben ismini koydum. Evet. Gülen adam. Gülen adam. Ya insan bu kadar mı güler ya? Evet. Vallahi öyle, öyle çok bir şeker, çok baklava tatlı evet. dese vaz gelir. Evet. Acayip gülüyor. Evet. Yani stüdyoda, mesela stüdyoya girdik Metin evet. kardeşimle beraber. Evimiz gibi, bir abimiz, bir kardeşimiz, bir canımız gibi. Evet. Hiç garipsemedik, hiç böyle çekinmedik. Hani bazı stüdyolar biraz tabii. hektik oluyor. Onun için Fahrettin kardeşim, vallahi beni şok etti vallahi Necim. Ona teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Fahrettin abiye selamlar buradan ayrıca. Aleykümselam. Ben öncelikle babanı istemiştim senden. Dedim evet. baban gelsin bir görüşelim. Allah ama buradan baban anneye çok selamlar ediyorum. Ellerini öpüyorum onların. Sağlıkları yerine inşallah. Şükürler olsun. İyiler. Allah iyi görsün efendim. Aleykümselam, başsın efendim. Evet. Evet hocam, sen ne dersin? Evet, programımızın sonuna geldik. Hafta bu Rekay. Cumartesi pazar değil. Bu cumartesi şey var. Berak Kandil. Herkes içinden Kandil'ini kutluyorum buradan. Aydın'ın geceler adına. Aydın'ın geceler adına. Herkes dolu dolu inşallah o geceyi ihya eder. Ondan sonraki cumartesi pazar kendi derneğimizin Kölün Bayburtlar Derneği'nin kermesi var. Buradan bütün dostları davet ediyoruz. 28-29 Mayıs'ta inşallah Köln'de bütün dostlarımızı bekliyoruz. Yani sadece i̇nşallah. Köln değil, civardan, nereden duyup da gelmek isteyen bütün dostlarımızı o gün orada bekliyoruz. Eyvallah. Duyan duydu. Zaten kameralar aldılar şeyi. Metin kardeşim, hocam biliyor, Ali kardeşim biliyor, kameraman kardeşlerim biliyor. Herkes biliyor bizim en son şeyimizi. Biz seni şöyle alalım. Evet. Yine oturtacağız. Şöyle gel. Bizim her zaman olduğu gibi gelen konuklarımıza, kardeşlerimize böyle bir hediye veriyoruz. Kabul ederseniz. Memnun olduk. Allah razı olsun. Aslan kardeşimiz. Çok teşekkür ediyorum. Beni unutmayasın diye veriyorum. Sizin kendi el emeği, göz nuru. Allah razı olsun. Evet. Güzel. Onun için Ali kardeşim sen de gel. Hocam, Ali kardeşim özellikle bunu istedi. Gel Ali kardeşim, gel. Her zaman birine hediye veriyoruz ya. Evet. Diyor ki bize ne zaman? Dedi ki bana Hazreti Ali Efendimiz'in ismini yaz. Yanlarına kılıçlarını yap. Vallahi zor oldu benim için. Ama Ali kardeşime helal olsun. Helal olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Ben ediyorsun. Ali kardeşime her zaman teşekkür ediyorum. Allah cümlemizden razı olsun. Tabii ki albümümüz, kitaplarımız da var. Onları da vereceğiz. Sizi şiirlerinizi alalım. Buyurun. İnşallah. Tamam. Sonunu bir hareket ilahiyle bağlıyoruz. Zamanımızı bir öğrenebilir miyiz hocam? Tamam. Metin kardeşim gel beraber. Şöyle bizden bir insanlık değeri bitti bitiyor diye bir eser istiyorlar sürekli. Ali kardeşim hemen hızlı bir şekilde programımız bitiyor. Efendim, herkese iyi geceler diliyoruz. Aydınlı gecelerden. Allah hepinizden razı olsun. Gece bu saate kadar bizi izlediniz, bizi seyrettiniz, bizi duydunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Metin kardeşimle beraber bir istek geliyor. İnsanlık bitti mi diyor. Dünya dönüyor diye bir eserimiz var. Onunla beraber size veda ediyoruz. Rabbime emanet ediyoruz sizler efendim. Haftaya buluşmak üzere diyoruz. İnsanlık değeri bitti bitiyor, dürüstlük elden gitti gidiyor. Dünya dönüyor, giden gidene, canlar ölüyor, giden gidene. Hay, dünya dönüyor, giden gidene, canlar ölüyor, giden gidene. Allah.
satan satana, iman zararda, gören görene, Allah insan pazarda, satan satana, iman zararda, gören görene, Allah dünya dönüyor, giden gidene, canlar gidiyor, giden gidene, Allah dünya dönüyor, giden gidene, canlar. Medine iline vardım seyreyle güzel, şükür Medine'ye vardık. Huzur olsun, sizin olsun, toprak gözünü doyursun. Gastro Nazar ve MB Bao Aydınlı Geceleri sundu.